Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Logaritmada çok bilinmeyen demeyeyim de çok kullanılmayan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Belki bilmiyor da olabilirsiniz. Çünkü biraz da bu bizim yorum gücümüze bağlı arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Logaritma x tabanında m çarpı logaritma y tabanında n yazdığım zaman ben buradaki tabanları yer değiştirebilirim. Şöyle yazabilirim. Logaritma y tabanında m çarpı Logaritma x tabanında n yazabilirim. Bakın hemen ispatını logaritma kurallarıyla göstereyim. Kurallarıyla. Şimdi ben şunu a diyeyim. Buna da b diyeyim. Sol tarafı a çarp b. O zaman sağ tarafın da a çarp b olması gerekiyor değil mi? Şimdi ben neye a dedim? Logaritma x tabanında m'ye a dedim. O zaman arkadaşlar m x üzeri a'dır. Logaritma y tabanında n'ye de b demiştim. O zaman n de y üzeri b'dir. Ben bu bilgileri şu iki ifadeyi çarparken kullanacağım arkadaşlar. Tamam mı? Birinci ifade logaritma y tabanında m idi. Logaritma y tabanında m yerine x üzeri a yazıyorum. x üzeri a çarpım. Logaritma x tabanında n ikinci ifade. n yerine de y üzeri b yazıyorum. y üzeri b olarak yazdım. Tamam mı? Eşittir dedim şimdi. a burada başa düştü. a çarpı logaritma y tabanında x çarpı b başa düştü. b çarpı logaritma x tabanında y yazdım. Şimdi dedim ya logaritma kurallarını kullanarak ispatını göstereceğim. Bakın buradaki x'ler sadeleşti, işte, y'ler sadeleşti. Işte. Aslında ne kaldı? A çarpı B kaldı. Şimdi bakın arkadaşlar diyorum ki yorum gücü çok önemli. Ben buraya logaritma 3 tabanda 5 çarpı logaritma 5 tabanda 7 yazsam siz bana dersiniz ki işte hocam şuradaki 5'ler sadeleşir de logaritma 3 tabanda 7 kalır. E zaten bakın 3 buraya gelir. 5'in 5'le yer değiştirir değil mi? 7'nin altına gelir. 5 de buraya gelir. Logaritma 5 tabanda 5 1 olur. Logaritma 3 tabanda 7 yazarsın. Bak bunu kendinle görebilirsin. Şimdi ben bu bilgiyi kullanarak Soruyu çözeceğim. Soru zaten gözüküyor arkadaşlar. Burada okumaya gerek yok bence. Taraf tarafa çarparsam logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 3 tabanında 4 eşittir. A çarpı B olarak yazdım. Burada 2 ve 3'ü yer değiştireceğim. Logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma 2 tabanında 4 eşittir. A çarpı B. Arkadaşlar A çarpı A çarpı B nereden çıktı? Logaritma 2 tabanında 4 2'dir değil mi? Bunu biliyoruz. O zaman logaritma 3 tabanında 5 aslında A çarpı B bölü 2'dir. E, burada logaritma 3 tabanda dedim ya. Şuradaki ifadeyi düzenlerken 3 tabanda yazayım. Şöyle bir özelliğim vardı benim. E, buradaki ifadeyi yazarken arkadaşlar biraz daha küçülttüm. Şöyle yapayım. Heh, şurada yazacağım. Bu logaritma 3 tabanda 75 bölü. Logaritma 3 tabanda 15'tir. Şimdi 75 de 25 çarpı 3'tür. Değil mi? O zaman logaritma 3 tabanda 25 artı. Logaritma 3 tabanda 3 yazdım. Bölü dedim buraya. 15 de 5 çarpı 3'tür. Logaritma 3 tabanda 5 artı. Logaritma 3 tabanı 3 olarak yazdım. Logaritma 3 tabanında 3 zaten 1. Logaritma 3 tabanında 25. 5'in karesi ya. 2 tane logaritma 3 tabanında 5 olur. e Logaritma 3 tabanında 5 A çarp B bölü 2 idi. 2 tane dediğim için 2 çarpı A çarp B bölü 2'den A çarp B geldi. Yanda artı 1 var. Logaritma 3 tabanında 3. Bölüm. Logaritma 3 tabanında 5 var. A çarpı B bölü 2 artı 1 olarak yazdım. Şimdi ilk ifade olduğu gibi kaldım. Alttakini ters çevirip çarpacağım. Altta payda 2 dikkat edin. Ters çevirdim 2 yukarı geldi. A çarpı B bölü 2 artı 1 ya. A çarpı B artı 2 olacağı için A çarpı B artı 2'yi de aşağı yazdım. Şimdi 2 ile A çarpı B artı 1 çarparsam 2 AB artı 2 olur. Bölü A çarpı B artı 2 gelir. Arkadaşlar şıklara baktık. Bizim sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.